Şimdi gerçekten yani Biden'ın tabii medyaya da yeni yansıyan konuşmalarına bakınca insan üzülüyor. Neden üzülüyor? Yani büyük bir devlet olan ABD'nin başkan adayının her şeyden önce konuşma üslubuna bakınca insan üzülüyor. Diplomatik tamirlere aykırı. Ama diğer taraftan da çok ciddi hatalar var. Yani bilgi noksanlığı var, maddi hatalar var. Yani bizim hoşumuza gitsin gitmesin o ayrı bir şey. Örneğin hükümet unsurları diye bir terminoloji kullanmış. Sanırım yani hükümetteyken Obama'nın yardımcısıyken bunlar hep terör unsurlarıyla, teröristlerle yatıp kalktıkları için unsur diye hitap ediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletinin iradesiyle seçilmiş hükümeti hükümet unsurları diye değerlendirilmesi gerçekten yani inanılacak bir şey değil. Yani bir başkan adayının, başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin böylesine hatalara düşmesi gerçekten ilginç bir durum. Diğer taraftan Kürt kökenliler diyor, meclise girmelerini sağladık vesaire gibi haddini aşan cümleler var. Bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı verirken, Çanakkale Savaşı'nı verirken Kürt kardeşlerimizle, diğer kardeşlerimizle beraber hep birlikte verdik. Ve Kürt kardeşlerimiz kurucu mecliste de vardı Kürtler. Dolayısıyla sen kimsin böyle Kürtlerin de meclise girmesini sağladık diye. Bunların da yine Kürtlerden anlayışı yani Kürt kelimesinden anladığı teröristler. Yani PKK, YPG. Yani kusura bakmasın Kürt kardeşlerimiz tabii ki mecliste de olacak, devlette olacak, hükümette olacak, bürokraside olacak. Her yerde toplumun her şeyinde, sporda, eğitimde her yerde olacak ama bu ülkede teröristlere yer yoktur. Yani bu konuda da haddini aştığını görüyoruz. Aynı şekilde yani burada kullandığı diğer kelimeler de çok ilginç. Örneğin iki kere altını çizerek darbeyle değil diyor. Yani muhalefete destek vererek hükümeti yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmek gerektiğini söylüyor. İki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum. Yani darbeyi geçmişte denedik, olmadı. Dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim. Esasen geçmişte de yine 2014'te Türkiye ile ilgili saçma sapan yani Orta Doğu'da konuşurken Türkiye ile ilgili yine bir konuşma yapmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı da arayıp özür dilemişti. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yine Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanımızın huzurunda özür dilemişti. Daha önce gelmemiz lazımdı. Şimdi anlıyoruz ki o günkü özür dileyiş şekline göre söylüyorum. Şimdi anlıyoruz ki o gün timsah gözyaşları dökülmüş. Yani samimiyetsiz olduğunu da böylelikle anlıyoruz. İşte F-35 yerine F-15 diyor. Yani ABD yönetmeye aday olmuş bir kişinin gerçekten bu kadar bilgisiz bir şekilde Türkiye ile ilgili yorum yapması, kendi ülkesiyle ilgili gerçekleri bilmemesi de ilginç bir konu. Ama sonuçta yani şu var. Yani bu hangi anlayışın unsuru? Esasen bu unsur 20. yüzyılın anlayışının bir yansımasıdır. Yani o günkü anlayışta bunlar her ülkenin iç işlerine müdahale ediyorlar. İstediği rejimleri istediği gibi değiştiriyorlar. Böyle büyük ülkeler böyle buna tevessül ediyorlardı. Ama unuttukları bir şey var. Dünya değişti. Hele hele Türkiye çok değişti. Yani artık Türkiye çok farklı bir Türkiye. Yani Türkiye farklı bir Türkiye derken yani geçmişi kötülemek için söylemiyorum. Bazen buna da tepki veriyorlar. Yani bugün gerçekten Türk milleti olarak biz bugün bu böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Yani eskiden de reddetmek istemişizdir. Belki bu kadar gücümüz de yoktu. Ama şimdi artık sahada ve masada da gücümüz var. Dolayısıyla Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış, haddini aşan bir açıklama. Yani burada Türkiye'de kendi içimizde kavga olur, çekişmeler olur. Bu da doğaldır. Ama sonuçta biz demokratik ve şeffaf bir şekilde seçimler düzenliyoruz. Yani çok partili dönemi geçtikten sonraki sistemi söylüyorum. Dolayısıyla hükümetin, cumhurbaşkanının kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Yani Amerika'dan veya başka ülkeden birisi buna karar veremez.